Pi sayısını seviyoruz değil mi? Daha önce hem bu sayıyla hem de pi günüyle alakalı iki video yayınlamıştım kanalımda. Evet, pi günü diye bir gün kutlanıyor tüm dünyada. Yılın 3. ayının 14. gününde. 1988 yılından beri. Hem de nasıl kutlanıyor biliyor musunuz? Kimisi İngilizce'de söyleniş olarak bu sayıya pi dendiği için onunla sesteş bir kelime olan turtayı yiyerek kutluyor. Kimisi de 14 Mart aynı zamanda ünlü bilim insanı Albert Einstein'ın doğum günü olduğu için onun kılığına girerek bu günü kutlamayı tercih ediyor. Müzik Tüm bu kutlamalar içinde benim en sevdiklerimden biri NASA'nın Pie in the Sky etkinliği 5 yıldan beri kutlanıyor. Peki nasıl bir şey bu? Gelin onu da NASA'da çalışan astrofizikçi Umut Yıldız'dan öğrenelim. NASA neden Pi gününde Pi in the Sky diye bir etkinlik yapıyor? Çünkü okullarda öğrendiğimiz Pi gibi sayıların ya da formüllerin gerçekte ne işe yaradığını gösterebilmek için. Yani biz öğrenciyken bazı derslerde hocam bu bizim ne işimize yarayacak diye sorardık ama şimdi ne işe yaradığını çok daha iyi anlıyor insan. Peki ne gibi sorular soruyorsunuz bu etkinlikte? Gerçek dünya yani pardon uzay problemleri soruluyor. Yani her sene farklı ve güncel sorular soruluyor. Örneğin bu sene fırlatılacak olan iki büyük uzay misyonu var. Bunlardan birisi TESS. Daha önceden yüzlerce öte gezegen yani güneş sistemimizin dışında gezegenleri keşfetmiş olan bir Kepler teleskopumuz vardı. Bunun devamı olacak bir teleskop bu. Bu problemde de öğrenciler Kepler'in keşfettiği bir öte gezegenin pi sayısını kullanarak büyüklüğünü hesaplıyor. Ya da Mars'taki depremin konumunu. Mars'taki depremin konumu. Bu bile pi sayısı kullanılarak hesaplanabilir mi yani? Tabii ki takvimlerinizi kurun. Bu yıl 5 Mayıs'ta NASA Marsa Insight Lander isimli bir uzay aracı fırlatılacak ve hatta Kasım ayının sonunda da Mars'a inecek. Bu aracın amacı Mars'ın iç yapısını araştırmak. Yani hatta Mars'ta deprem oluyor mu, oluyorsa nasıl oluyor diye araştırmak. Insight misyonu da depremin yüzeyde oluşturduğu sismik dalgaları 3 farklı zamanda kaydediyor. Yani bu dalgaların gezegenin tüm çevresinde dolaştığını düşünecek olursanız da bu hesabı yapmak için pi sayısını kullanmak zorundasınız. Anlayacağınız soruların hepsi de uzayla ilgili zaten. Yani adı üstünde gökyüzündeki pi. <laughs> çok iyi. Ee, tabii Tabi pi in the sky aynı zamanda i in the sky'ı da akla getiriyor. Hemen Illuminati'de bir göz kırpıyor galiba. Nasıl her zamanki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Peki o arkadaki araç mı yoksa gönderilecek olan e, Mars'a gönderecek olan değil. Insight Lander? Önce, önceki gidendi bu. Önceki giden miydi o? <laughs> Peki çok iyi. O zaman siz pi sayısını sadece pi gününde değil hemen hemen her gün kullanıyorsunuz. Aynen pi sayısını her gün kullanıyoruz. 14 Mart'ta da Apple Pie yani elmalı turta yere kutluyoruz. Size Pi günü için bir elmalı turta ikram edemem belki ama en azından bugünle alakalı bir soru sorabilirim. Daha doğrusu hem bugünle hem de uzay araçlarıyla ilgili ama önce biraz bilgi paylaşmam gerekiyor. 2004 yılında Mars'a dünyadan gönderilen iki uzay aracı indi. Spirit ve Opportunity. 90 günlük bir görev için gönderilmişti bu araçlar. Daha doğrusu 90 solluk bir görev için. Çünkü astronomlar başka gezegenlerdeki günlerin hesaplanması için Solar Day yani güneş günü kelimelerinin kısaltması olan Sol sözcüğünü kullanmayı tercih ediyor. Mars'taki bir sol dünyadaki 24 saat 39 dakikaya tekabül ediyor. Dolayısıyla 2004 yılında Mars'a inen o uzay araçlarının 92 dünya günü sürecek yani çok da fazla uzun sayılmayacak bir görevleri vardı. Peki neydi bu görev? Etrafta dolaşıp topladığı kaya ve toprak örneklerini analiz etmek ve bu analizlerden yola çıkarak geçmişte Mars'ta olası bir takım su hareketliliği var mıydı? Bu geçmişi incelemek ve tabii ki her Twist'in yaptığı gibi bol bol fotoğraf çekmek. Manzara fotoğrafı her iki araçta tüm bu saydıklarımı başarıyla yerine getirdiler. Peki 90 sollük yani 92 günlük görevleri bitince ne oldu? Çalışmaya devam ettiler. Sonuçta robot bunlar. Güneş enerjisiyle kendilerini şarj edebildikleri için hareket etmeye de devam edebiliyorlar. Gerçi biraz yavaşlar. Saniyede en fazla 5 santimetre gidebilecek şekilde tasarlanmışlar ama ortalamaya baktığınızda bundan çok çok daha yavaşlar. Yaklaşık saniyede 8.9 milimetre gibi bir hızla hareket edebiliyorlar. Gönderilen araçlardan Spirit 2004 yılından 2009 yılına kadar çalışmaya, hareket etmeye devam etti ama 2009'un sonlarında yumuşak toprak bir zemine sıkışıp kaldı. Bir müddet daha orada bulunduğu yerde çalışmaya devam etti ama en son 2010'un Mart ayında iletişimimiz de koptu. Artık orada yapayalnız tek başına kalmaya devam ediyor. Ama onun ikiz kardeşi Opportunity hala çalışmaya devam ediyor bugün bile. Bu arada bu ilginç isimlerin onlara öğrenciler tarafından verildiğini de hatırlatayım. Yani NASA tarafından verilmemiş bu isimler onun düzenlediği bir yarışmaya katılan öğrenciler tarafından verilmiş. Spirit, ruh demek ve opportunity de fırsat. Hazır yeri gelmişken ve ben fırsat bulmuşken şu aralar düzenlenmekte olan uluslararası bir başka tasarım yarışmasına katılacak olan E2 Rover takımına da buradan başarılar diliyorum. Greetings from Istanbul Technical University. This is Badr. I am the team leader of ITU Rover team. Last year we did our first appearance at the URC. Now, are next generation rubber with major improvements and a brand new motion transfer system. Her şey öğrenciyken başlıyor. Bakın ondan sonra isim verilen bu araçlar nerelere gidip neler neler yapıyor. Bu arada Opportunity ismi biraz uzun olduğu ve cümle içinde kullanması zor bir kelime olduğu için onu tasarlayan mühendisler tarafından kısaltılıp API diye bir e, takma isimle de anılıyor ve dediğim gibi hala yani 14 yıldır çalışıyor ve onu dünyadan idare eden mühendisler artık bu 14 yaşına gelmiş olan robotun çocuk gibi değil de bir ergen gibi davranmaya başladığını itiraf ediyor. Nasıl mı? Mesela normalde 15 derecelik eğimli yüzeylere tırmanabilecek şekilde tasarlanmış 14 yıl kadar önce ama bugün artık 30 derecelik eğimli baya dik tepelere tırmanabilecek hale gelmiş. Ve tabi her ergen gibi fotoğraf çekip bunları paylaşmaya bayılıyor. Hatta onları paylaştığı bir web sitesi de var. Bu şekilde fotoğrafları bir web sitesinden paylaşmak biraz demode bir yaklaşım gibi gözükebilir ama düşündüğünüzde onu oraya gönderdiklerinde bırakın Instagram'ı sosyal medya bile yoktu ortada. Ama Opi selfie çekmekten geri durmuyor. Bu arada kendisine ulaşmaya çalışıldığında bazen cevap vermiyormuş tıpkı ergenlerin bazen yaptıkları gibi. Çünkü bir kraterin içine girdiği zaman dünya ile olan iletişimi geçici bir süreliğine kesiliyormuş. Özgürlüğüne ve spora pek düşkün. Birkaç yıl önce ilk maratonunu tamamlamış. 42 kilometre yol kat etmiş. Tabi 11 yıl 2 ay sürmüş ama yine de bir şey bu. Ne de olsa şu anda dünya dışı bir yüzeyde en fazla mesafe kat eden uzay aracı ünvanına sahip. Zaten size soracağım soru da bununla alakalı. Opi internette bir günlük tutuyor. En son Sol 5018'de yani Mars'taki 5018. günü olan 6 Mart 2018'de bugünle bir şeyler yazmış. Endeavour kraterinin batı yamacında dolaşmaya devam ediyormuş. Mars'a gittiği ilk günden beri kat ettiği toplam mesafe de 45.12 kilometreye ulaşmış. Şimdi sorum şu. Opi'nin tekerleklerinin çapının 25 santimetre olduğunu bildiğimize göre 45.12 kilometre giden bu aracın bir tekerleği kaç tur dönmüştür? İpucu veriyorum. Tabii ki pi sayısını kullanarak hesaplayacaksınız. İşte NASA'nın her yıl Pi gününde sorduğu sorular buna benzeyen şeyler. Merak edenler bu yıl yeni sorulan 5 soruyu inceleyebilir ve çözmeye çalışabilir. Benim sorduğum sorunun cevabını ve çözümünü nasıl çözüldüğünü bu videonun sonunda anlatacağım ama onun öncesinde bu videoya sponsor olarak benim hafta içi bir tane daha fazla size video hazırlayabilmeme destek veren sponsorum Cambly'e teşekkür etmek istiyorum. İngilizce öğrenmek ya da İngilizcesini geliştirmek isteyenler için ana dili İngilizce olan eğitmenlerle buluşabileceğiniz bir platform Cambly. Where I can, where, where applicable, I like comedy. Okay, then I have a question for you. Go ahead. Do you know Pi Day? Pi Day? You mean the day of Pi? Yeah. When Pi is celebrated like Donut Day or... Uh, donut day? Actually Pi the number. Yabancı dil öğrenmenin önemi konusunda ne kadar dursak yeridir. Çünkü size az önce bahsettiğim pi günü, pi sayısı ve uzayla ilgili soruların Türkçesi maalesef yok. Bu ve benzeri konuları kaynağından öğrenebilmek ve en güncel bilgilere ulaşabilmek için en azından İngilizce öğrenmek gerekiyor ve tabii Mars'taki Opi'nin günlüğünü okuyabilmek için de bu gerekli. Gelelim sorduğum sorunun çözümüne. Eğer soru üzerinde kendiniz çalışmak istiyorsanız şimdi videoyu durdurun. Daha sonra karşılaştırmak üzere geri gelin. Eğer zaten bunu yaptıysanız o zaman çözüme başlayalım. Bunu 3 adımda gerçekleştireceğiz. Önce Opi'nin tekerleğinin çapını kullanarak çevresini hesaplayacağız. Zaten pi sayısı da bu işe yarıyor. Formülümüzü hatırlayalım. 2 pi r. Yani yarı çapının iki katıyla pi sayısını çarpıyoruz. E zaten yarı çapın iki katı 25 santim demiştik. O zaman 25 santim çarpı pi. Bu da yaklaşık 78 buçuk santimetre yapar ama biz sonuna kadar bunu 25 çarpı pi şeklinde göstermeye devam edelim. İkinci adımda o pi'nin gittiği 45.12 kilometrelik mesafeyi santimetreye çevireceğiz. Bunun için de 100.000 ile çarpacağız ve dolayısıyla 4.512.000 santimetre olduğunu hesaplayacağız. Son olarak da hesapladığımız bu mesafeyi tekerleğin çevresine yani 25 çarpı pi'ye böleceğiz. İşte çözüm için bu yöntemi ve formülü kullanıyoruz. Peki ya sonuç? Çevirin ekranlarınızı dergilerdeki bulmacaların çözümleri gibi yapalım. 4 milyon 512 bin bölü parantez içinde 25 çarpı pi yaklaşık eşittir 57.448. Yani o pi Mars'ta bugüne kadar 14 yılda tekerleklerini 57.448 tur döndürmüş. İşte o pi'yi tasarlayan mühendisler uzayla, gezegenlerle, uzay araçları ile ilgili hesaplamaları pi sayısını kullanarak bu şekilde gerçekleştiriyor. O zaman pi gününüz kutlu olsun.